Peki sizin kendinizde denediğiniz, kullandığınız ve ben çok iyiyim, bana çok iyi geldi dediğiniz hani özel sırlarınız var mı? Valla bana hep soruyorlar hocam, yaşınız, hücre yaşım 33 çok şükür. Dağlarda yaşıyorum. Ben maske takmıyorum. Takmam çünkü akıllı bir insanım. Neden? Sokakta yürürken, kimse yokken maske takana da hep diyorum, bunların çocuklarını almayın. Hani bunlar zeka özürlü olur diye burada söylüyorum. Yani çok üzülüyorum Erol hocam. Sen bir tıp hekimisin. Sahilde dolaşıyor. Emekli şehri bizim burası. Ağzını burnunu kapatmış, gözünü, yanında da torunu var, bisikletli, o da kapalı. Çağırıyorum diyorum ya, niye öyle dediler diyor, koca bilim adamları yalan mı söyleyecek? Kardeşim tamam, hastaneye bilmem nereye şuraya buraya gittin de şu sokakta deniz kenarı, ama onu demiyorlar ki hocam diyor, biz de korkuyoruz diyor. Korkuyoruz, ne yapalım diyor. Ben şöyle söylüyorum, insan oksijen almazsa yaşayamaz. Arabanın egzozunu dışarı vermişler. Niye? Karbondioksit dışarı gitsin. Sen karbondioksitli burası, buradan buraya bağlarsan bunu senin aklından şüphe eder. Deli derler uzaydan bir Marslı gelse size. Bunu ben bilim adamlarına ithafen söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da inşallah bununla ilgili bugün toplantı var, kabinede bir Evet. karar verir de açık alanlarda bu gider. Çoğu Ben ülkede kesinlikle... yasaklandı bile maske hocam. Şimdi benim sorumu yanıtına gelelim. Sizin kullandığınız Geliyoruz. ve Geliyoruz. tavsiye edebileceğiniz özel bir şeyler neler? Ben ineklerin yediği yoncayı yiyorum. Hmm. Rusya'da kaldım 15 sene diplomat olarak. Hayvanlar 2,5 ton, hepsi kimyasal besleniyor. Dedim bu insan neslini öldürür. Ne dediler biliyor musun Yasem? Hayır dediler. Son 3 ay bunlara dağ yoncası yediriyoruz. Bütün hastalıkları yok ediyor. Allah Allah. Yoncayı öneriyorum ilk defa. Alfa alfadır. Orijinal Latince adı. Zencefili öneriyorum. Ben her zaman kullanıyorum. Tozunu vesairesini, tabletini. Yonca, zencefil. Zerdeçalı mutlaka, kurkumin evinizden eksik etmeyin. Eskiden bunlar vardı. Çaya, çorbaya, her yere zerdeçal. Zerdeçal Bilhassa sıvı kullanıyorum. halde olursa kana Evet. karışımları çok daha kolay olur. Bunu Hı. söylüyorum. Kristal tuzu mutlaka günde 6-8-10 gram kilonuza göre mutlaka tüketin diyorum. Mutlaka, olmadı yalayın. Yüzünüzü, cildinizi bir defa yıkayın tuz sabunuyla. Radyasyondan ben böyle korunuyorum, radyasyondan. Çok Şu ilginç. an Evet. ekrandasınız. Radyoaktif yüklendiniz, tuz sabunuyla yıkanın diyorum. Radyoaktif emicidir. Kesinlikle. Bunun yanında gümüş suyumu mutlaka içerim. Altın suyumu kendim yaparım. Hijyenik kullanmam bununla yaparım. Evimdeki kesinlikle bulaşık deterjanlarım borakstan yapılmıştır. Asla ve kata ve katiyetle kimyasal kullanmam. Kadınlarımız mesuldür. Kainatı kirletiyorsunuz. Bakın, boraks bu ülkede en ucuz şeydir. 100 gram boraksı alın, 10 gramını at çamaşırla. Eskiden bunlar vardı. Bakın bunlarla yaşamamız lazım. Kesinlikle kabuğu kepeği alınmamış ekmek yiyeceksiniz. Yememeye çalışın. Siyaz ekmeğini yiyin diye söylemek istiyorum. Bal yiyin diyorum ben her gün belli bir miktarda. Bir kaşık, fazla değil. Hani siz yine diyeceksiniz hocam 1.000 lira. Değil. Bal yiyin. Ucuz yiyen pahalı yaşar. Hmm, Bakın. anladım.